3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Bedelli noktasında olay şu andaki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Fakat burada özellikle tabii 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapma olayından tutunuz da az subaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ipuçlarını bu sözlerle verdiği yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmanın ilk aşaması tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışması kabine toplantısında ilk kez masaya yatırıldı. Bunu daha da çeşitlendiren e, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Toplantı sonrası çalışmanın temel prensiplerini anlattı. Birisi öngörülebilirlik, ikincisi ihtiyaçlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel ihtiyaçları, güvenlik noktasında temel ihtiyaçları nedir? Bunların e, belirlenmesi. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Yani askeri alınacak kişilerin ne tür temel eğitim alacakları askeri ve diğer konularda. Dördüncüsü de bütün bu sistemin bir bütün olarak sürdürülebilir olması. Kalın, kabine toplantısında sunulan ilk sonuçların ardından çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.